MHP İl Başkanı Fevzi Köse, belediye meclis üyeleriyle birlikte Aydın Belediyesi 2012 yılı faaliyet raporunu değerlendirdi. Aydın Belediyesi'nin 2012 faaliyetleriyle ilgili basın toplantımızın ana konusu 2012 faaliyet raporunu yayınlamış durumda Aydın Belediye Başkanlığı ve bugünkü meclis gündeminin en önemli konusu 2012 faaliyetleri. Köse faaliyet raporunda Aydın Belediyesi'nin 50 trilyon borcu göründüğünü fakat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'a geldiğinde belediyenin borçsuz olduğunu söylediğini hatırlatarak Aydın Belediyesi'nin gerçek borcunun kamuoyuna açıklanmasını istedi. Dile getirmek istediğim birinci husus Aydın Belediyesi'nin borçlarıyla ilgili. Aydın Belediyesi'nin borçlarının olmadığını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Aydın Belediyesi açılışında yaptığı verdiği demeçte Aydın Belediyesi'nin gerekirse Ankara İstanbul belediyelerine borç verebileceğini söylediği halde burada faaliyet raporuna baktığımızda Aydın Belediyesi'nin 50 trilyona yakın bir borcu gözüküyor değerli arkadaşlar. Aydın Belediyesi'nin 50 trilyonluk yaklaşık bir borç gözüküyor. Bu borcun da biz daha yüksekte olabileceğine dair tereddütlerimiz var. Bu konuda arkadaşlarımız meclis toplantısı içerisinde soracaklar. Gene belediye başkanlığına yapılandırma borçlarının SSK yapılandırması ve vergi yapılandırmalarının da borçların içinde olup olmadığını özellikle soracaklar. Bu konunun aydınlatılmasını borçların Aydın Belediyesi'nin borçlarının ne miktarda olduğunun aydınlatılmasını Aydın halkına bu konuda sıhhatli bilgi verilmesini bekliyoruz. Köse Aydın Belediyesi temizlik araçlarının 22 tanesinin temizlik işleri firmasına verilmesine rağmen faaliyet raporunda bundan hiç bahsedilmemesini eleştirdi. Değerli arkadaşlar, gene dikkat çeken bir konu Aydın'daki temizlik işleri ihalesini alan firmaya Aydın Belediyesi'nin araçlarının çok ucuz bir şekilde kiraya verildiği söylenmekte. 22 tane aracın Aydın Belediyesi tarafından bu temizlik şirketine kiraya verildiği konuşulmasına rağmen burada faaliyet raporunda hiçbir araç gözükmüyor. Kiraya verilen araç gözükmüyor. Bu konunun mutlaka aydınlatılmasını bekliyoruz. Fevzi Köse, Aydın Hali ile ilgili de sorular yöneltti. Ayrıca arkadaşlar, bu faaliyet raporunda şunu gözlemlemekteyiz. Aydın Belediyesi'nin, Hali'nin, Hal Müdürlüğü'nün hiçbir faaliyet göstermediği net olarak gözükmekte. Aydın Belediyesi'nin, Hal Müdürlüğü'nün 2012 yılı içerisinde hiçbir faaliyet göstermediği %100 faaliyet sapması olduğu kendileri tarafından da itiraf edilmiş. Bunun açıklanmasını istiyoruz. Aydın'da pazarlarda satılan mallar hangi halden gelmektedir? Neden Aydın Hali çalıştırılamamaktadır? Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesini istiyoruz. Köse, halk ekmekle ilgili de eleştirilerde bulundu. Gene arkadaşlar, bu halk ekmeğin, halk ekmekle ilgili çalışmalar yapıyor belediye ama maalesef hedeflerini hep geriye doğru atıyor devamlı.